Siz de alkışlayın ya. Ülkü geç bu tarafa. Mehmet Çakmak. Yok mu Mehmet Çakmak? Evet çıkın. Hasan Azar. Abdullah Çindemir. Ali Paşa Çevir. Rüstem Başar. Başar. Girmeyin ya. Bir dakika, bir dakika. Önünü açın çocuklar. Tamam, önünü açın Sultan. Önünü açın ya. Bir dakika. Erbil! Koy şunları ya! Bir dakika, bir dakika. Önümden hayat mı? Nasıl geçeceğim? Kaç şimdi? Ya nedir bu ya? Ya! Yavaş, yavaş, yavaş. Çocuklar yavaş. Biraz tamam. Geri, biraz tamam. Geri, bir de... Ya ne bu ya? Biraz geri. Şey, abi. Beraber yaşadığım, beraber... Aynı koğuşu paylaştığım, aynı acıları paylaştığım arkadaşların hikayelerini dinledim. Özellikle Yarı Açık Cezaevinde filmde anlattığım insanları bizzat tanıdım. Ve filmde anlattığım insanların hikayeleri bizzat yaşanmış hikayelerdir. Onların ağzından dinledim. Ancak ben bir sanatçı olarak bu hikayeleri bir sanatçı gözüyle yeniden kalıplara soktum. Burada hem benim tecrübelerim, hem benim yaşadığım, gördüğüm, gözlemlediğim şeyler hem de bizzat filme konu olan arkadaşların hayatları vardır. Açıktır ki her sanatçı anlattığı hikayeyle bir gerçeği sergilemek ister. Ben de izine çıkan 5 arkadaş aracılığıyla Türkiye'den manzaralar çizmeye, sosyal manzaralar, ekonomik manzaralar çizmeye çalıştım. Filmde bu insanlar aracılığıyla anlatılan şeyler baskı, acımasızlık, kayıtsızlık. Yılmaz Güney'in hayatını ve filmlerini dinliyoruz. Yılmaz Güney'in Yol filmi, Uluslararası Cannes Film Festivali'nde birincilik ödülünü paylaştığı zaman yönetmen dünya çapında üne kavuştu. 1981 yılında cezaevinden ve Türkiye'den kaçan Güney, eski asistanı genç film yönetmeni Şerif Gören'in çevirdiği bu filmin montajını kendisi yapmak fırsatı bulmuş ve Cannes Festivali ödül töreninde birinciliği paylaştığı Yunan asıllı yönetmen Costa Gavras'la birlikte ödülünü bizzat alabilmişti. Ödül sayesinde geniş bir dağıtım olanağı bulan film Londra Film Festivali'nde, ardından da Londra'da ticari sinemalarda gösterildi. Daha sonra da ticari televizyon şirketi 4. kanalda yayınlanan film, böylece İngiltere'de çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış oldu. Ben sinemayı ilk defa köyümüze gelen kutulu bir makinede tanıdım. Şu kadar küçük bir kutu içinde bir sinema. Sinemanın taşıyıcısı, yani o kutunun taşıyıcısı, filmi seslendiren, filmin şarkılarını söyleyen, filmdeki olayları anlatan, aynı zamanda bir şovmen gibiydi. Daha sonra şehirde sinema hastası haline geldim. Daha çok kovboy filmlerini, gangster filmlerini, kavgalı dövüşlü filmleri, savaş filmlerini seviyordum. Daha sonra bu çocukluk döneminin tatları yerini Viva Zapata'yla birlikte daha sosyal içerikli filmlere bıraktı. Ve ondan sonra filmlerde daha başka şeyler aramaya başladım. Ki o zaman ne siyasi bilincim vardı, ne doğru dürüst bir sanat kültürüm vardı. Bu konularda çok eksiğim vardı ki hala var. Bu iş bulma olayı bana pratik sinemayı ve halkımı tanıttı. Yani ben Türkiye'nin anne ve babamın geldiği kesimini, yani Kürdistan kesimini omuzumda iki filmle dolaşarak tanıdım.
Sırtında köylere film taşımaktan, bir sinema dağıtım şirketinde işçiliğe, oradan üniversite öğrenciliğine ve hikaye yazarlığına terfi eden genç Yılmaz Güney, 1958-1961 yılları arasında Adana'da hikayeleri nedeniyle bir dizi yasal kovuşturmaya uğrar ve işsiz kaldığı bir dönemde sinemacılık kaderi gene bir rastlantıyla önüne çıkıverir. Temiz sonuçları beklendiği için boştaydım ve iş arıyordum. O sıra Yaşar Kemal ve Atıf Yılmaz bir film yapıyorlardı. Onlar bana filmde çalışmamı önerdiler. Ve ben sinemaya doğrudan doğruya ilk kez böyle girdim. Yaşar Kemal'in senaryo yardımcısı, Atıf Yılmaz'ın reji yardımcısı ve daha sonra da öneri üzerine orada başrol oynadım. Sinema hayatım böyle başladı. Yani hikayeciliğimin mahkemeyle karşılaşması, ceza almam yeni bir şey doğurmuştu. Ki ben onu hayatımın en önemli dayanışmalarından biri olarak görüyorum. Böylece çocukluğunun sinemalarındaki gangster ve kovboy kahramanlarından biri olan Güney, başarılı bir oyunculuk döneminde Türk sinemasının çirkin kralı olarak ün yapar. Ardından 1968 yılında yarıda kalan Seyit Han filmi, sonra da 1970 yılında çevirdiği Umut filmiyle yönetmenliğe atılır. Ama Türk sinemasının çehresini değiştirdiği herkesçe söylenen Umut filminin yarattığı umutlar uzun ömürlü olmaz. Güney 12 Mart sonrasında 1972 yılında yeniden tutuklanır. 2,5 yıllık hapis süresi zihninde yeni tasarılar oluşturmuştur. 1974 genel affıyla cezaevinden çıktığım zaman önüme şöyle bir program koymuştum. Sırasıyla köylüleri, işçileri, lümpenleri, sınıf değiştiren küçük burjuvaları ve benzerlerini anlatan 6 dizilik bir film koymuştum. Endişe, tarım proletaryasını anlatacak. Daha doğrusu mevsimlik tarım işçilerini anlatacak bir filmdi. Bu arada sendikalaşma hareketi, makinalaşma hareketi, bütün bu atmosfer içerisinde bir Çukurova panoraması çizmek istiyordum. Fakat ne yazık ki ben bu filme bütün hazırlıklarını yapıp bir gün çalışmama rağmen bu filmi ben bitiremedim. Çünkü filmin çekiminin birinci günü akşamı bir cinayet olayına adım karıştı. Bir yargıçın öldürme olayına adım karıştı. Bundan dolayı tutuklandım. Filmi asistanım Şerif Gören bitirdi. Şunu açıkça söyleyeyim mi? Çoğu beni cezaevinden film çeken yönetmen gibi tanımlarla adlandırdı. Bu doğru değil. Ben sadece cezaevinden bir filmin yaratılmasının koşullarını yarattım diyebilirim. Buna uygun insanlar buldum diyebilirim. Filmlerin bütün başarısı bizzat o işte çalışan arkadaşların başarısıdır. Benim buradaki payım gerek o arkadaşlarca gerek izleyiciler ya da bu işi yakinen bilenler tarafından zaten ortaya konulacaktır. Bana şey sorulabilir, Türkiye'de cezaevi koşulları bu kadar zorken sen bu işleri nasıl yaptın, bu insanlarla nasıl ilişki kurdun denilebilir. Tevazuya gerek yok, ben Yılmaz Güney'im, bu insanlarla nasıl ilişki kurdun denilebilir. Tevazuya gerek yok, ben Yılmaz Güney'im.